AK Parti, Aksu ve Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Nedim Darıcı, Belediye Başkan Yardımcılığından meclis üyelerinin yakınlarının işe alınmasına, belediyenin tepesinde duran balyozdan hizmetlere engel olmaya çalışanlara kadar pek çok konuda içini döktü. Darıcı, şu ana kadar daha fazla hizmet üretmeleri gerektiğini dile getirerek, geçmişin ceremesini biz çektik. Eğer geçmiş dönemin borçları sırtımızda kambur olmasaydı, Aksu daha çok hizmet alırdı, dedi. Belediyenin eskiden gelen bir sorunları var. Tepemizde şey gibi, balyoz gibi, demokrasi kılıcı gibi duruyor. Balyoz gibi tepemize inmiş durumda. Zaman zaman bu yüzden personel maaşını bile ödemeyecek duruma geliyoruz. Nedir bu? Altıntaş meselesi var. Güzel yurt meselesi, Çalkaya meselesi var. Geçmişten gelen sorunlar kucağımız. Zaten belediye aldığımız gün kucağımızda buldu. Daha önce bu hep ötelenmiş. Nasıl ötelendiyse onu da bilemiyoruz. Ama biz aldık, bizim kucağımıza geldi. İller Bankası'ndan gelen, İl Bank'tan gelen paramız oraya kesildi. AK Parti'nin Aksu Belediyesi'ni kazanmasının ardından yapılan ilk grup toplantısında belediye başkan yardımcıları birer yıl ara ile sırayla yapılsın kararı alındığını vurgulayan Darıcı, ilk yılın ardından meclis üyesi arkadaşlarım değişim konusunu başkanla konuşmamı istediler. Belki o gün başkanım beni yanlış anladı ama ben tüm arkadaşlarımızın görüşünü ilettim. Hiçbir zaman bana verilen görevin dışında bir görev düşünmedim, dedi. Bilincinde olmadan verdiğimiz bir karar. Sonradan anlaşıldı ki bu böyle değil. Zaten başkanımız da aynısını söyledi. Dedi, yanlış karar almışız. O zamanki şartlarda karar bu şekilde dedi. Yani ilk toplantıda alınan karar daha sonra mı 2 yıla döndü? 2 yıla dönmedi. 2 yıl diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. 1 yıl. İşte öyle bir şey yok. Başkanımız dedi ki ben dedim başkanımdan memnunum. İyi çalışıyorlar. Diğer işte görevdekiler de aynı şekilde. Komisyondakiler de ben dedim memnunum. Bu şekilde devam edecek. O şekilde devam ediyor. İlk yıl kazan kaldırma olayı şöyle oldu. Hani grup kararı alındığı için gruba uyulması istendi. Ben de başkan vekili olduğum için o dönem arkadaşlar bana söyledi. Başkanımızla konuşmaya dedi. Aslında hiçbir kötü niyet yoktu. Çıktık konuştuk başkanımızla. Başkanımız belki beni yanlış anlattı ama kesinlikle kötü niyetim. Zaten benim olamaz. Belediye meclis üyesi olduktan sonra ekonomik olarak zayıfladığını vurgulayan Nedim Darıcı, bunları meclis üyelerine bağlamak doğru değil ama 2B arsamı borcumu ödeyemediğim için sattım, dükkanımı kapattım şeklinde konuştu. Meclis üyelerinin yakınlarını belediyede işe kattığı iddiasını da cevaplayan Darıcı, inşaat mühendisi olan oğlunu belediyenin ihtiyacı olduğu için kurumda çalışmaya başladığını da söyledi. Biz hiçbir yakınımızı veya çevremizden bir kişiyi belediyeye yapamadık. Hizmet yapamadık için istifa ettik. Şimdi belediyede muhalefet partisinin meclis üyeleri yakınını ya da bir tanıdığını belediyeye sokmak mı hizmetten? Hizmetin anlamı buysa ben bir şey diyemem buna. Benim bildiğim, o zaman, benim bildiğim hizmetin anlamı, onlar şöyle hizmet yapabilirlerdi. İstifa etmeyip belediyede kalıp meclise girip iyiye el kaldırır. Yani aksi yararına olan şeylere el kaldırır. Yararına yapamadığımız şeylere de hayır deyip hizmetin en iyisini yapabilirler. Hizmet öyle olur. Hizmet yakınını belediye katamadım diye istifa etmek de hizmet olamaz. Ben onu o yazıdan anladığım var. Benim oğlum girdi belediye. Yazabilirsin ya hiç şey yok. Benim oğlum inşaat mühendisi. Ki benim oğlum da bu belediyeyi isteyerek girmedi. İhtiyaç vardı. Aksu'nun evladı. Aksu'da büyümüş, doğmuş büyümüş. Aksu'da ekmek yemiş, Aksu'da okumuş. Hiç olmazsa memleketine hizmet etsin diye. Böyle diye aldım.